Merhaba. Mecliste çoğunluğu bulunmayan bir iktidar yerel seçimi kaybedince tabandan gelen erken seçim talebi meşrudur ve haktır. Muhalefet partileri bunu toplum adına talep etmelidir. Seçmen CHP'yi %38 ile yerelde iktidara getirmişse, değişim arzusunu yalnızca belediyelerle sınırlı saymak halka saygısızlıktır. Üstelik ekonomi krizden buhrana doğru koşarken, Hayat pahalılığı görülmemiş biçimde vatandaşı boğarken durup beklemek mesajı yanlış okumaktır. Muhalefet sözcüleri ve medyası ne derlerse desinler vaziyet budur. Birleşik Krallık normal vaktinden 6 ay önce 4 Temmuz'da genel seçime gidiyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer şimdiden başbakan olarak kabul ediliyor. Muhafazakar Partiyi büyük bir çöküş ve hezimet bekliyor. Önceki 2019 seçimlerinde 650 üyeli parlamentoda 365 sandalye kazanarak iktidarını güçlendiren muhafazakarlar The Times'a göre 108, The Daily Telegraph'a göre 53 sandalyeye düşüyor. Bu bir iflastır. İşçi Partisi The Times'a göre 425, The Telegraph'a göre ise 516 vekil çıkararak 100 yıldır bir partinin ulaştığı çoğunluk rekorunu kırıyor. Gelecek hafta bugün yeni Birleşik Krallık Başbakanı olarak konuşacağımız Keir Starmer 61 yaşında ve 2 Mayıs'taki son yerel seçimin galibi. Yüksek profilli bir politikacı değil. Şimdilerde arkadaşları sıcak ve eğlenceli biri olduğunu anlatıyor çünkü imajı pek böyle söylemiyor. Parlat parlatabilirsen. Oxfordlu hukukçu, sör ünvanlı ve devlet görevindeki çoğu solcu gibi şu dönem inandığı doğruları pek savunamıyor. Muhafazakarlar 14 yıldır iktidarda kredilerini sıfırladılar, tükendiler. Seçmeni en az bir dönem dinlenmesi gerektiğini düşünüyor. İşçi Partisi ise hiçbir umut vaat etmiyor. Mevcut politikaları sürdürmekten başka şansı yok. Yıllık enflasyon %2 fakat halkın alım gücü eskisi gibi değil. Birleşik Krallık verileri Türkiye'ninki gibi dipte değil, buna karşın 4,5 yıl önce büyük destekle güven oyu alan iktidar partisi şimdi yerlerde sürünüyor. Basın kampanya sürecinde mevcut başbakanı eskisi gibi takip etmez oldu. Bunları şunun için anlattım. Türkiye'de tüm ayarları sıfırlayın, çok değil yalnızca 3 ay süreyle demokratik ve serbest seçim kampanyası yapılsın, iktidar benzer biçimde parlamentodan silinirdi. İnsanların büyütülüp yeşertilecek umutları kalmadı. Muhalefet aklını başına toplamalı, ülke yönetimine talip olmalı ve yıkıma yakıt taşımamalı. CHP Genel Başkanlık katı şunu anlamalı ki bu durum ve süreç sürdürülebilir değildir. Özgür Özel 47 yaşında mevcut politik geçmişi ve deneyimiyle siyasal kariyerinde zirveyi tuttuğunu düşünüyorsa çok yanılıyor. Bu kıdemle fotoğrafı ancak Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına Bülent Ecevit'in altına asılır. Hiç unutmam AKP yandaşı gazeteciyle makamında görüşmesini savunurken Habertürk yayınında şöyle demişti. Birkaç eleştiren arkadaşı aradım. Sen böyle diyorsun ama ben o adamın televizyon programına gittim deyince tepkileri aa bilmiyordum oldu. Hep bir izaha muhtaç. Neden? Şunu demiyor yani. Ya genel başkan yapıyorsa yani bunu yaptığına göre doğrudur. Genel başkanların bir bildiği vardır. Boşuna iş tutmaz. Dönelim gündeme. CHP Gölge Bakanlık müessesesini ciddiye alıyorsa Gölge Bakanlarını sarayın kabine üyelerinin ayağına yollamayacaktı. Bakın Erdoğan CHP'yi ziyaret ettiği gün kameralardan da kaçmayan bir detay vardı. Cumhurbaşkanlığı forslu bayrak CHP Genel Merkezi'nin önündeki bayrak direklerinden birine çekildi. Bu rutin bir protokol uygulaması mıdır yoksa bir fetih sembolü mü göreceğiz. Ve fakat bunun için çok beklemeyeceğiz.